selam. Selam. Annenler gitti mi? Gittiler. Abi ben çıkıyorum. Bir emrin var mı? Yok Halil, sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya. Teklifini kabul ediyorum. Ne yapıyorum, ne zaman başlıyorum, ne oluyorum anlat. Güzel, çok sevindim. Tamam o zaman. Yarın başlıyorsun. Yarın ilk büyük toplantımız olacak ofiste. Mafyalarla mı? Bak Derya, iş adamları. Ağzından mafya kelimesini duymak istemiyorum, tamam? Ya tamam patron da yani. Kart vizitli mafyalar ne zamandır iş adamı oldu ya? Bak kızım, sen densizliği bırak da önce üstüne şık, güzel, hanımefendi şeyler al. Ya bizim de paramız olsa nasıl giyineceğimizi biliyoruz herhalde. Kotla da gelmeyeceğiz zaten. Oha! Hepsi benim mi? Oo! Sen Avanse'ye bu kadar para veriyorsan ayın sonunda ofisi benim üstüme yaparsın ya Yiğit. Temsil bütçesinden. Ne güzel bir temsil bu ya. Ya Yiğit, belli ki zengin oldun. Gibi param var, affedersin. Ya ne işin var senin burada böyle altınlarla, takılarla? Ya buradasın ya otogaleride. Ya gencecik adamsın. Gez dolaş, hayatını yaşa ya. Ne için yapıyorsun bunları? Ha? Emir için mi, Sibel için mi? Allah, Emir bugün işi bıraktı. Niye? Patronunu bizim masada gördü, Nihat Bey'le birlikte. Sana arızaya bağladı. İdealist Emir. Of, Kübra var, bebek var. Şimdi işten ayrılacak zaman mı ya? Ne yapalım Emir bu? Neyse, bir çaresini bulacağız. Bak, benim çıkmam lazım. Bir Selim'i görmem lazım. İstersen yolsuz seni bırakayım. Tamam? Tamam. İyi misin? Fena da almışlar. Bir şey yok. Geçer. Defteri sana söyleyen Gül değilmiş. Tabii canım. Gül Hanım öyle dedi ya. Kesin doğrudur o zaman. Ben hatırlamıyorum. Ben uyduruyorum. Numara yapmana gerek yok Selim. Bunun içinde Nihat'ın defterinin, fotokopilerinin nerede olduğu, hangi avukatın sorumluluğunda ve hangi kasada durduğu yazıyor. Bak, seni neyle tehdit ettiler, ne vaat ettiler bilmiyorum. Ama ne yapman gerekiyorsa al şu zarfı yap birader. Sana güvenmekle haklı mıyım, haksız mıyım? Beraber göreceğiz. Thank you.
biliyorsunuz. Hayır, bana doğruyu söyle de ben de neyin içine gireceğimi bileyim. Bak, işlerin koordinasyonu buradan. Nakliyat, sevkiyat, barıştırma, alacak tahsili. Yani Ender, Selim, sen? 20 tane daha adamım var. Bunlar Nihat'inkilerden hariç. Direkt bana çalışıyorlar. Nihat kim? Yani ortağın mı, patronun mu? Hayır, biz onun kârından hak sahibi değiliz. Ama her kazandığımızdan %60'ını alır. Haraç yani. Komisyon. Ya ne komisyonu? Tamam, peki ben ne yapacağım? Ben burada olmadığım zamanlarda beni sen temsil edeceksin. Ender ve Selim değil, zaten onların 1000 tane işleri var. Heh, bir de kriz çıktığı anda işleri toparlayacak bir insan lazım. O da sensin. Tamam. Nihat Bey, hoş geldiniz. Diğerleri gelmeden seninle bir görüşeyim istedim. Buyurun. Derya, asistanım. Ben burada olmadığım zamanlarda o işleri koordine edecek. Memnun oldum. Ben de. Ben size kahve hazırlayayım. Nasıl içersiniz? Ya sen, seni temsil eden kişilere kahve servisi de mi yaptırıyorsun? Evet. Bana düşen kahvenin 100 gramından 60'ını size takdim edeceğim. Anlaşalım diye. İki tane sade lütfen Derya. Derya hiç konuşmaktan sakınmaz ama susmasını da bilir. Beğendim. Tetikçi bile olur bu kızda. Evet. Ya, kardeşin nasıl? Hala kararında ısrarcı mı? Bizim yüzümüzden işinden olmasına üzüldüm. Vallahi Emir yeryüzündeki en inatçı insandır. Aç kalmaktan değil de inançlarını ihanet etmekten korkar. Ben de açıkçası bir gün politikacı olacağından korkuyorum. Ay, o yakışıklı kesin oy alır o. İktidara gelince de ilk bizi sallandırır, söyleyeyim. Hı hı. Buyurun. Benim de son arzum sizin elinizden bir kahve servisi daha almak olur. Aa, yapamam ki. Yani ben de o sırada içeride olacağım çünkü. Değil mi? Nasıl yapayım? Yani yiğitler beni içeriden çıkartacaklar da ben size kahve çok uzun iş. Patavatsızım değil mi ben? Patavatsızım evet. Yani adam beni kriz çözmek için işe aldı. Ben mütemadiyen kriz çıkartıyorum. Sağ ol Derya. Neyse. Sabah Ankara'dan alıcı gelecek. Havaalanına gönderin de arabayla aldırtın adamı. Oradan da topu dairesine gönderin. Selim Bey satış işlemlerini gerçekleştirecek. Tamam Derya Hanım. Ya sen de çıkabilirsin. Ben de bir iki not alıp çıkacağım zaten. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Yiğit yok mu? Yok ama isterseniz arayayım, geldiğinizi söyleyeyim. Yok yok. Ben öyle geçerken bir uğradım. Mıntıka kontrolü mü? Yok. Teftişleri o kadar aleni yapmıyoruz. Ama her an kontrollü olabilirmiş izlenimini yaratmak önemli. Senden korkmazlarsa atı alan Üsküdar'ı geçer. Ay, bu Üsküdar'ı geçen atlar nereye gidiyor ya? Çok merak ediyorum. Hani böyle hurafeleriyle birden ortadan kaybolmaları bana çok hazin geliyor ya. Anladım. Saçmaladım Nihat Bey, kusura bakmayın. Yo yo. Şimdi ben de düşünüyorum nereye gidiyorlar acaba diye. Vallahi bu Üsküdar'a geçen atlar sizden habersiz bir yere gidiyorlarsa bence siz onları doğru eşek cennetine gönderiyorsunuzdur. Mümkündür. Neyse. Görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kalın. Çıkıyorsanız sizi bırakabilirim. Aa, yok, benim daha şey yapmam lazım. Biraz işlerim var. Peki. Allah.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.